İnsanları nasıl ikna ediyorsunuz? Sizin ikna yöntemleriniz ne? İletişim teorisinin kurucularından Aristoteles'in bunun için 3 tane ikna unsuru var. Ne onlar? Etos, logos ve patos. Ne peki bunların içeriği? Etos, güvenilirlik ki %10'luk bir orana sahip. Logos, istatistikler, veriler, mantık ve %25'lik bir orana sahip. Ve geriye kalan patos da %65'lik bir orana sahip. Peki ne patos? İşin içine duyguları dahil etme eylemi. Peki nasıl yapacağız bunu? Demek ki insan ikna ederken işin içine duyguları katacağız. Onların duygularının farkında olacağız. Kendi duygularımızın da tabii ki farkında olacağız. Çünkü bu iş önce bizden başlıyor. Peki duyguları nasıl farkında oluruz? Nasıl tanırız? Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak şöyle başlayacağız. Yaşadığımız olaylar, konuşmalarımız, iletişimimiz bütün bunlar içerisinde kendimize ne hissettiğimizi soracağız. Duygularımızı tanımaya ve onları anlamaya çalışacağız. Kaygılı mıyız? Endişeli miyiz? İğrendik mi? Kızgın mıyız? Korku mu? Ne bu duygu? Bunun ifadelerini bedenimizde görmeye çalışacağız. Aynı şeyi de karşımızdaki kişiler için yaparak bunu pratikleştirip hayatımıza alacağız. Hadi duygulara odaklanmaya.